Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Beşiktaş gündemiyle karşınızda olacağız. Beşiktaş Trabzon'da hiç de beklemediği bir yenilgiyle karşılaştı. Net bir skor 3-0 Trabzonspor Beşiktaş'ı mağlup etti. Ve gerçekten de bu maçın acaba tesiri Buruş maçına da olur mu diye düşünenlerin sayısı çoğaldı. Bir kere bunun yanıtını vermeye çalışacağız. 2. Beşiktaş neden mağlup oldu? Şenol Hoca'nın ne tür hataları vardı? Oyuncuların genel performanslarına bakacağız. Bütün bunları derleyip toparlayacağız ve yönetim üzerine yapılan genel anlamdaki eleştirilerin doğruluğu, yanlışlığı üzerinden de konuşacağız. Ve Beşiktaş'ın şu sayfası tekrar açıldı. Beşiktaş transferde yanlış mı yaptı sorusu. Yani hangi oyunculara ihtiyacı vardı ve neleri aldı, neleri almadığı da konuşmaya gayret edeceğiz. Beşiktaş videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle teşekkür ederek başlamak istiyorum. Beğenileriniz, abone olarak verdiğiniz katkı bizim için değerli, yorumlarınızı da bekliyoruz. Ayrıca hemen hatırlatma yapayım. Twitter'dan ilan ediyorum, kendi hesabımdan, Haldun Domaç'tan, Instagram'dan ve Facebook'tan canlı yayınlarımız var. Oralara da katılıp doğrudan sorularınızı yöneltme şansına da sahipsiniz. Böyle bir durumunda olduğunu söyleyebilirim. Hemen şöyle başlayalım. Bir kere maçın hemen arkasından Beşiktaş Brugge maçı hazırlıklarına başladı. Onu özellikle söyleyelim. Ve Perşembe günü saat 22'de Beşiktaş deplasmanda Brugge'la karşı karşıya gelecek. Peki Brugge'un son maçı ne oldu? Hemen onunla ilgili de size bir bilgi aktarımı yapalım. Kulüp Brugge Charleroi ile oynadı ve 4-2 maçı kazandı. Thiago, Meşele, Jutka ve Nusa golleri attı. Yani zaten isimler konusu biraz böyle hani farklı olabilir ama konuşacağız. Bu noktada şunu söyleyelim, Brugge'un 6 maçta 4 galibiyeti, 1 beraberliği, 1 yenilgisi var, 13 puanı var ve ligde 3. sırada yer alıyor. Kulüp Brugge'un zaten gruptaki favori isimlerden biri olduğunu, takımlardan biri olduğunu söylemeye bilmem gerek var mı? Hemen bunu söyledikten sonra şuraya gelelim. Beşiktaş neden kaybetti sorusunun yanıtını arayacağız. Oradan başlayacağız. Birçok etken var söyleyeceğiz. Ve sonrasında da Ahmet Nur Çebi ve yönetimine gönderilen oklardan bahsedeceğiz. Neyi, neden ve nasıl yanlış yaptılar onlardan da bahsedeceğiz. Hemen şöyle başlayalım. Şenol Hoca gerçekten de bence pek de fazla rastlamadığımız kadar büyük hatalar yaptı. Ve hatta şunu da söyleyebilirim. Ben bu yenilginin faturasını Şenol Hoca'ya keserim. Şimdi neden olduğunu söylemeye çalışacağım. Önce Şenol Hoca diyorum. Neden olduğunu söylemeye çalışacağım. Bir, bu kadro seçimi son derece yanlış. Aboubakar'ın yerinde Cenk, Masuaku'nun yerinde Onur, Muleka'nın yerinde de Ante Rebic'i tercih etmek, bu üç tercih ciddi manada hataydı. Onu söylemem gerekiyor. Ya bir kere Aboubakar bir gün önce gelmiş ve ben hazırım dediyse Aboubakar oynar. Ha şöyle, belki bütün maçı çıkaramayabilir ama sonuç itibariyle Aboubakar oynar. Bir kere bunu söylememiz lazım. 60 olur, 65 olur çıkartırsınız. Ama iş işten geçtikten sonra Aboubakar'ı oraya koymanın da bir mantığı yok. Yanıt da alamıyorsunuz, sonuçta alamıyorsunuz. Bir kere bunu söyleyelim. Keza bir başka önemli nokta, Masuaku, sizin kanat bekleriniz hem Rozier hem Masuaku rakip için en tehlikeli oyuncular olmasına rağmen Masuaku'yu kenarda bırakıp Onur Bulut'la sol bek olarak oynamak bence bir başka büyük hataydı. Neden söylüyorum? Yani Onur Bulut daha önce oynadı. O zaman niye ses çıkarmadınız? Çünkü cezalıydı. Masuaku yoktu. Oynar. Ama şimdi Masuaku elinizde varken oynatmayınca bu ciddi bir hata. Onu özellikle vurgulamam gerekiyor. Beşiktaş, hoca da söyledi, yavaş oynuyor. Bir kere onu söyleyelim. İlk yarıda daha iyi göründü ama yavaş oynadığını söyleyebiliriz.
ve Trabzonspor'un sertliğine yanıt veremedi diyor hoca. Gerçekten de Trabzonspor'un bir sertliği vardı. Onu özellikle vurgulamamız lazım. Bu sertlik oyun kuralları içerisindeki sertlikten bahsediyorum. Ve ona yanıt veremedi. Ona yanıt verebilecek oyuncular seçildi mi? O da ayrı bir konu. Bundan da bahsedeceğim. Zaten hocanın ilk 11 kurgusunun yanlış olduğunu şuradan anlıyoruz. İkinci yarıya başlarken 3 değişiklikle başladı. Aboubakar'ı oyuna sürdü, Masuaku'yu ve Muleka'yı oyuna sürdü. Bu da sizin zaten başlangıcı yanlış yaptığınızın bir göstergesi. Onu da özellikle söylemem gerekiyor. Tabii bu arada tartışmalara neden olan konulardan bahsedeceğim ama hocanın şu söylediği sözlerle ilgili de birkaç cümle söylememiz gerekiyor. Belki bunun da önünde Beşiktaş'ın 24 maçlık yenilmezlik serisinin sona ermesinden bahsetmemiz lazım. Bu sezon 10 maç 8 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet oldu. Onu da özellikle vurgulayalım ve şöyle geçelim. Şenol Hoca milli arada Galatasaray'la, yine milli arada Samsun deplasmanında işte Adana Demirspor maçını niye oraya koydular? Oradan Konya'da yine deplasmanımız var gibi bir takım cümleler söyleyerek federasyonu eleştirdi. Yani artık iş bitti mi Avrupa'da türünden cümleler sarf etti. Yani Şenol Hoca bunu keşke bu maçtan sonra değil de mesela bu fikstürün belli olmasıyla birlikte söyleseydi daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Çünkü hani maç bitiyor, ondan sonra söylenince çok değeri olmayacak. Yani bir yerde gerekçe üretmek gibi algılayabileceğimiz bir durum ortaya çıkıyor. Onu özellikle söyleyelim. Şimdi devam edelim. Beşiktaş'ta son durum Daniel Amartey'nin sakatlanmış olması maç öncesi, o da bir şanssızlık ve orada yine Necip oynadı. Tabii ki orada başka şeyler de söyleyeceğiz. Mesela transferde Jan Onana'yı aldı ve Jan Onana kenarda oturuyor. Trabzonspor Batista Mendy'yi aldı ve ilginçtir, ikisi de Fransa Ligi'nden geliyor. Ve çok dikkat çekici olay şu, paraları da birbirlerine çok yakın. 4 milyon 400 bin euro 3 taksitle aldı Batista Mendy'yi Anji'den Trabzonspor. 4 milyon 37 ile Lens'tan Beşiktaş Jan Onana'yı aldı. Jan Onana kenarda oturuyor. Buna karşılık baktığımızda Batista Mendy bir dalga kıran gibi Beşiktaş'ın bütün orta sahasını kontrol edebilecek durumda. Yani kendi orta sahasının gücünü yükseltiyor. Bu noktada tabii eleştiriler de yoğun bir şekilde Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetime yöneldi. Onu da özellikle söylememiz gerekiyor. Tabii bunun dışında da birkaç tane önemli nokta var. Onlardan da bahsetmemiz lazım. Mesela bir 10 numara uzun süre uğraşıldı. Çok isim gündeme geldi. İşte Talişkalar, Coutinho'lar vesaire, bir 10 numarası var mı Beşiktaş'ın? Yok. Mesela Oxlade-Chamberlain kenarda oturuyor. Siz rakibiniz Onacho, Batista, Mendy gibi oyuncuları alıyor ve hemen sahaya sürüp verim alıyor. Siz çok çok önceden aldığınız Jan Onana'yı, Oxlade-Chamberlain'i kenarda tutuyorsunuz. Erik Bailly de dahil olmak üzere. O zaman bir yerlerde transfer hatası olduğunu söyleyebiliriz. Evet, bir stoper Necip oynamaya devam ediyor. Bir stoper konusunda az önce söylediğim Erik Bailly'nin oynamaması gibi bir durum var. Ve Beşiktaş'ın belki de en önemli noktası şu, sol bekinin bir alternatifinin olmaması. Son güne kadar Umut Meraş'ın gitme durumu konuşuldu. Ve orada Muleka'nın alternatifi olarak kimi tuttu? Onur Bulut'u tuttu ve ben zaten burada yedek sırasında Tayfur Bingöl'ü de görmedim. Onu da özellikle söylemem gerekiyor. Yani Beşiktaş'ın genel olarak transfer planlamasındaki hatalar bir önemli maçta, yani bir zorlu maçta ortaya çıktı. Şimdi dönelim bu maçın Bruges maçına etkisini. Bir kere bu maçın Bruges maçına etkisi öyle tahmin edildiği gibi büyük olumsuzluklar taşımaz. Yani zaten Bruges grubun en önemli takımı, ondan bir sıkıntı yok. Yani kazanırsınız kaybedersiniz ayrı konu ama bu maçtan oraya taşınacak bir şey yok. Çünkü Şenol Hoca o yaptığı hataları şimdi yapmayacak. Muleka'lı, Rozier'li bir kadroyla sahaya çıkacak. Ön tarafta Aboubakar kesinlikle oynayacak. Belki Muleka'yı kullanacak. Ha, ama Muleka'nın yerine
Antep geldi. Çok daha iyi bir sol açık konusunda mücadele verildi ama transfer yapılmadı. Bütün bunlar bütçeyle ilişkilendirildi. Ama şunu hemen söyleyeyim, bir kez daha söylüyorum. Siz Jan Onana'yı aldınız. Aynı paraya Batista Mendy'yi aldı Trabzonspor ve hemen oynadı ve göze battı. Jan Onana da galiba işte 100 dakika falan mı oynadı? Öyle bir şey oynadı ve kenarda bekliyor. Evet, Beşiktaş'ın gündemini sizlerle paylaşmaya çalıştım. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Canlı yayınlarda buluşalım. Hoşça kalın.